Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Noel'den bahsedeceğiz gene. Büyük ihtimalle bu Noel ile ilgili yapacağımız son video olacak çünkü Noel'i bayağı kastık. Bayağı güçlendi. Öncelikle bir Noel'in statlarına bakmak istiyorum. Noel'in herhangi bir e, ulti olmadan sadece yemekler falan basılı şu an ama oraya girmiyorum. E, full buff'lı haliyle şu anda damage'ini falan her şeyini göstereceğim size. Şu anda statları bu şekilde. E, crit rate'i %55'lerde ama e, daha da yük, e, yükseğe çıkartmanızı öneriyorum. Ee, öncelikle direkt videoyu hiç uzatmadan hani videoyu uzatmadan bir e, duvalini bir dövelim. Ondan sonra Noel nasıl bir karakter benim gözümde size ondan bahsedeceğim. Ee, duvalini bir dövelim. 90 level duvaline giriyoruz. 80 level Noelim var. Kılıcı 90 level oldu. Ee, bunlardan bahsedeceğim. Ee, yanında Shonli var, kli var, Benet var. Ee, hemen bir girip bakalım bir dövelim yani ne kadar güçlüymüş Noelimiz. Umarım ultisi vardır. Kamerayı biraz yana çektim ultisini falan görün diye. Umarım e, hatırlıyorsanız ilk videoda denemiştik ve tek seferde geçememiştik. Evet kasma aşamasındaydık. Şu anda bakalım nasıl oldu Noel'imiz. Duvalincim gel bakayım. Duvalincim gel bakayım şöyle elini ayağını bir yere koy bakayım. Hemen. Şöyle bir size gücünü bir gösterelim. Ondan sonra ben şey yapacağım. Bütün e, her şeyini açıklayacağım size. Şu an şöyle Shonli ile kıralım. Şöyle. Benetultisi. Öyle Kli. Şöyle bu. Bu. Düşmezsek. Tamam. <laughs> nasıl Noel güzel karakter mi? Hani. Nasıl Noel güzel mi? Bunu almıştım alamayacağım. 90 level e, Dvalin gibi. Nasıl Noel güzel mi? Beğendiniz mi Noel'i? Bence güzel karakter. <laughs> Şimdi. Noel'in artılarından bahsedelim. Demeyici yüksek gördüğünüz gibi. Demeyici'nde çok yüksek sayılara çıkabiliyorsunuz. Ondan sonra defansı yüksek, kalkanı var ve Geo karakter olduğu için ölmesi zor. Hani tank bir karakter. Ondan sonra ve heal atıyor. Hani DPS, tank, healer. Nescafe 3'ü bir arada gibi. Hani şöyle saçma şeyler yapabilirsiniz mesela. Noel ile ilgili saçma şeylerden bahset. Hani bu videoda Noel'in ne kadar güçlü olduğunu gösterip size Abi benim DPS'im yok diyenlere ee, şey yapmak istiyorum yani neydi onun adı? böyle biraz e, hani aslında var demek istiyorum. Fischl videosunun da ne bileyim Ningang videosunun da Kiki videosunun da amacı buydu. Hemen şuraya bir girelim mesela birinci kata. Yani dokuzun birine bir Noel'le girelim mi? Solo Noel girelim mi? Yanına bir tane ne atalım? E, Ningang atalım. Ningang'ı da Geo bonusu için atacağım. E, hani Geo şeyini alsın diye. Buraya da işte bunları atalım. Çok önemli değil. Şimdi şöyle Noel'in sıkıntısı ne? Şimdi Noel'in heal atıyor. Ta zaten Noel tank bir karakter. Yani Noel'in özelliği tank olması. Ee, Noel, Noel'in özelliği zaten e, tank olması. E, heal dağıtıyor. Demeci de yüksek. Noel'in kötülüğü ne? Enerjinin şarjı. Zaten kamerayı o yüzden böyle biraz e, sola çektim ki enerjinin şarjını görebilelim diye. Ama burada mesela, burada çok fazla yaratığın olduğu bir yer. Yani Geo karakterleri seviyorum arkadaşlar. Noel'in biliyorsunuz ki kalkanı da e, olduğu sırada hani kalkanı olduğu sırada heal attığı için yani şöyle bir şey atıyorum bir Shao kadar yüksek DPS yapamayacaktır tabii ki. Hemen ultim doldu. Daha ultim bitmeden doldu gördüğünüz gibi. Daha ultim bitmeden doldu. Evet ultim bitti. Açalım tekrar ultiyi. Şimdi e, Ceo karakterleri seviyorum bildiğiniz gibi. Geo karakterleri seviyorum bildiğiniz gibi. Noel'i de seviyorum. Ama Noel'i kasmak e, bugüneymiş. Hani oyun çıktığı günden beri Noel var bende. Hani biliyorsunuz Noel e, oyunun bedava verilen karakterlerinden hani e, ilk açtığınız banner'da garanti Noel çıkıyor. İlk açtığınız e, banner'da garanti Noel çıkıyor. Oyunda ilk başladığım günden beri var bende Noel ama kasmak bugüne kısmetmiş diyelim artık. Gördüğünüz gibi bu katı rahatlıkla yani herhangi bir zorlanmadan geçebiliyor Noel kendi başına. Bu aynı şekilde size şunu söyleyeyim diğer katlar içinde geçerli. Nasıl diğer katlar içinde geçerli? Eğer ki benimkinden daha güçlü bir Noel'iniz varsa... Eee... Daha güçlü bir Noel'iniz varsa atıyorum 12. katı falan da emin olun solo Noel'le geçebilirsiniz. Hani çünkü şöyle bir şey var, şöyle bir şey var. Heal'e ihtiyacı yok çünkü Noel'in bildiğiniz gibi E'si aslında heal'de atıyor. Healing trigger chance %50 diyor. Noel'in defansına göre heal'liyor. Noel'i zaten defans kasıyoruz. Noel'in defansına göre kasıyor. Eğer ki constellation biriniz varsa, bende hepsi var. Constellation biriniz varsa ulti ve e, ee, e basılıyken her vurduğunuz heal atıyor. Normalde heal atma şansı e, hani vurduğunuzun heal atma şansı normalde şuradan bakalım yüzde 58 hani bir, bir atıyorsunuz bir atmıyorsunuz bir atıyorsunuz bir atmıyorsunuz öyle düşünün yani. Ee, ama eğer ki constellation biriniz varsa sürekli atıyorsunuz healınızı. Ondan sonra ondan sonra ondan sonra. Ee, başka ne gösterebilirim size Noel ile ilgili? Noel Dediğim gibi e, Noel'in kötülüklerinden de bahsedeceğim. Noel'in tek kötülüğü var enerji rechargerı. Başka hiçbir kötülüğü yok. Noel ile ilgili söyleyebileceğim tek kötü şey enerji rechargerı. E, kalkanı enerji recharge yapmıyor. Ultisi enerji recharge yapmıyor. Enerji enerjiyi recharge yapabileceğiniz tek şey yaratık kesmek videolarda ben nasıl e, dolduruyorum enerjiyi onu da söyleyeyim hani ya, haritada yara, yaratık aramamak için bu bu do, domaine geliyorum burada 69 level yerine geliyorum buradaki 2 3 yaratığı kesince hemen e, şey doluyor. Ama siz mesela günlük görevlerinizi yapıyorsanız ya da haritada geziyorsanız zaten bir sürü yaratıkla uğraşıyorsunuz. Hani en azından 3 5 elixir oluyor işte büyük kalkanlısı falanı filanı oluyor. E, işte küçükler oluyor, okçusu oluyor. Onları keserken tekrar yani ulti basıyorsunuz. ultisi tekrar doluyor. Şimdi mesela ultim bomboş. Bu ultim bomboş mesela. Bunları kestikçe ultim hemen dolacak. Aynı şekilde buraya girdiğinde beretimin de ultisini dolduruyor, dolduruyorum. Çünkü e, sonuçta... E, neydi onun adı? Sonuçta Bennett'i de sürekli kullanıyoruz. Ben Noel'i böyle kullanmayı seviyorum. E, takım kom olarak. Hani yanında Shonley, Klee ve Bennett. Niye Klee var? Klee'nin elinde Trilling Tales Dra e, Dragon kitabı var. Neydi? Ee, kitabın adını unutuyorum sürekli bu. Kitabın adı çok uzun. Kitabın adı çok uzun. Thrilling Tales of Dragon Slayers. Aynen. Tamam. Bu kitap var. Bu da Refine 5 olarak var. Bu da atağını arttırsın diye var. Hani Klee burada bir supportluk yapıyor aslında. Burada e, zaten böyle Bennett'le vurdukça hemen ultisi doluyor. Tamam. Böyle ultisini de doldurduk. Buradan çıkabiliriz. Ben buraya girip videolarda hemen ultimi doldurup çıkıyorum. Hani videolardaki gördüğünüz katlarda o onlar oluyor. Şimdi bir maksimum damage hani e, yani Noel'le kesemeyeceğiniz boss var mı? Yok açıkçası. Hani oyundaki bosslar arasından işte e, herhangi birini kesebilirsiniz ya da herhangi bir haritada geziyorsunuzdur. her şeyi rahatlıkla kesebilirsiniz. Hiçbir sıkıntınız olmayacaktır Noel'le. Eee Noel'imin şimdi size biraz e, statlarından bahsedeyim hani sahip olduklarından şu anda. Elinde silah olarak Skyward Pride var. 90 level yaptım. Noel'imin kendisi 80 level. Artifact olarak da 4 parça Gladiator City var. 4 parça Retriting Bolide denedim ama Retriting Bolide'ın şöyle bir sıkıntısı var. Dört e, 4 parça efekti sadece kalkanlı iken kullanılabiliyor ve Noel'in Noel kalkanı sınırsız değil. Noel'in kalkanı sınırlı. Hani e, yanlış söylemeyeyim hemen bakayım. İşte 12 saniye kalkanla 12 saniye kalkansız şekilde geziyorsunuz. Yanına şönlini falan alırsanız tabii ki sınırsız kalkanla gezebilirsiniz ama ee, sürekli onu korumak zor oluyor. Bir de ben hani karakteri tek başına kullanmak istiyorum genelde. Hani Shonli de tek başına istiyorum. Klee de tek başına istiyorum. Karakterleri oynarken tek başına yetebilsinler hani zor durumda kaldıklarında istiyorum. O yüzden... E, Gladiator kasıyorum. Eğer ki DPS'inizi arttırmak istiyorsanız, damage'inizi arttırmak istiyorsanız Retreating Bolay setini kasabilirsiniz. Ee, item olarak işte e, Energy Recharge, Crit Rate, Atak. Hani olabildiğince Crit Damage'a falan yönelebilirsiniz. Ee, Crit Rate'inizi altlardan alıp işte... Ama şöyle bir şey, crit rate'inizi olabildiğince yüksek tutun. Eee hani %50'nin altında kalmasın crit rate'im. Benim şu an e, crit rate'im %50'nin altında. Onu söylemek istiyorum. E, demin yemek olduğu için crit rate'im yüksek görüyordu. Şu anda işte %50'nin altında crit rate. Neyse. E, %50'nin üstünde tutmaya çalışın. Hatta %70'lere kadar çıkartın. E, Noel gibi karakterler çok yavaş vurduğu için olabildiğince bunları yüksek çıkart yüksek tutmak sizin işinize yarayacaktır. Şimdi bir e, gidip mesela şeye bakalım. Ee, genelde biliyorsunuz ben buz bosunu kesiyorum yani buz bosunun benden çektiği şey ee, yani çok yani buz bosu çekme ee, kesmemin sebebi de genelde partinde benet oluyor bir de hatta maksimum damage ne kadar çıkar çıkabiliyoruz bir ona bakalım hazır yani şey yapmışken ee, yani maksimum şuradaki ata ne kadar çıkartabiliyoruz en son videoda 5000'lere çıkartmıştık. Burada da gene 5000'lere çıkacaktır. Ee, sıkıntı olmayacaktır. Noel'e silah olarak dediğim gibi herhangi bir 5 yıldız silah olur. Ben Skyward Pride e öneriyorum. 4 yıldız silahlardan da hani e, en iyisi olacak olan e, şeydir. White Blind hatta White Blind Refine 5 yaparsanız 5 yıldız silahlardan da daha iyi oluyor. Refine bir hallerinden bunu söyleyeyim. Hani de, damage'de ama e, benim e, Skyward Pride'i sevmesinin nedeni Aynı zamanda şu alt özelliği çok iyi olduğu için hani bunu 800 defa söyledim 801. yere de söylerim. Ulti attıktan sonra damage'imizin neredeyse iki katına çıkarttığı için e, çok işe yarıyor. Noel'de zaten sürekli Ulti ile oynuyoruz. Noel Ultisi olmadığında biraz ağlıyor. Şimdi yemekleri yiyelim şu e, şey yemeklerini. Şu yemekleri bir yiyelim. Şu Beneti şunu bir dövelim. kanımızı da açalım. Şöyle, şöyle, şöyle. 21 kamız var, 23 kamız var, 30 kamız var. Yani, yani Benetulcisi yok şu anda, Benetulcisi bitmiş ve şu anda. 4800 demecimiz vardı. Şu an 4000'e düştü. Kalkan gitti herhalde. Neyse çok önemli değil. 5000 demeycileri rahat rahat görüyoruz yani eee tıkla 30k vuran bir karakterden bahsediyoruz. Yani bu <laughs> yani bu karakteri kötü demek mümkün değil. Neyi deneyelim? Eee gidip şu yeni boss'u bir deneyelim. Eee bir yeni boss'u bir deneyelim. Şurada ultimizi doldururuz. Bir bakalım yeni boss bize ne yapıyor. Ben de denemedim yeni boss'u. Bu videoda size özel deneyeceğim. Eee bu Primo Geo Bishop falan filan. Bir gidelim ona bir ultiyle kafa atalım. Bakalım ne kadar vurabiliyoruz. Ee, hazır yemeklerimiz bitmeden gidip bir kafa atalım ona. Ee, şur bunları kesmeyeceğim şimdi çok gerek yok bunlar peşimizden bırakırlar birazdan. Bunlar bırak, birazdan bırakırlar peşimizi. Şöyle gidelim yanlarına. Ee, video denemelerinde videoyu kesmeyi sevmiyorum çünkü videoyu kestiğimde şey oluyor böyle hani ya işte itemimi değiştirdin abi orada ne oldu da fazla vurmaya başladım falan filan diye o yüzden böyle biraz yürümemi izliyorsunuz ben de size işte e, karakterin neden iyi neden kötü olduğunu anlatıyorum Noel hepinizde olan bir karakter özellikle Constellation biri varsa mükemmel bir healer oluyor hani hem healer hem tank bir karakter oluyor Constellation biri yoksa da hani gene işe yarar bir karakter ama e, DPS olarak kasmak istiyorsanız Constellation 6'sı olmadan kasmayın derim. Constellation 6'sı olsun, DPS'inizi öyle kalsın. Ve e, daha önceki videolarda da söylediğim gibi 4 e, yıldız karakterlerin Constellation 6'sını bulmak çok zor. Ben Bende Ningang'ın, Diona'nın, Xingqiu'nun, e, Noel'in hepsinin C6'sı var. E, Barbaran da C6 olmak üzere. Yani eğer ki, hani ben şu anda 55 level'ım, siz de bu level aralığındaysanız hani elinizde e, atıyorum Fischl ya da ne bileyim bazı karakterler yani C6 olmuştur. Yani karakter banner'ından açıyorsanız açıyorsanız biliyorsunuz ben genel olarak karakter banner'ından açıyorum. Karakter banner'ından da karakter çıkma oranı daha yüksek tabii ki. Ee, şimdi şuraya bir gidelim. Şu bu uyansın. Yemek buff'larımız duruyor. Gak soğan doğra. Tamam şimdi ayağa kalktı. Demin gördüğünüz gibi 100 vuruyorduk. Şimdi 3000 vurmaya başladık. Onun sebebi e, bu karakter yatıyorken damage vurulmuyor. Aa kalkan açmayı unuttuk. Kalkan açmayı unuttuk. Damage'imiz düşecek. 31k vurduk. şu an ultimiz bitti. Şu anda Noel'in düştüğü kısım işte. Eee Noel'in ultisi düştüğünde çok da yapabileceğiniz bir şey kalmıyor. Noel'in ultisi düştü şey yaptığında yapacağınız başka karaktere geçmek. O yüzden Noel'i ana karakter olarak değil de bir support karakter olarak kullanmak daha mantıklı. Ya da fazla enerji şarj. Mesela şu anda ben Noelle'e ne kadar vurursam vurayım enerji şarjım olmayacak. Ama şöyle Bennett'le vurup Noel'e geçersem gördüğünüz gibi eee e, Noelle'min biraz ultisi doldu. Şu anda size göstermek için yapıyorum. Şunu da attım. Mesela gelen partikülleri Noelle yakaladım. Bunu da vurdum. Gelen partikülleri Noelle yakaladım. Noel böyle tekil yaratıklarda hani bosslarda falan ee, mükemmel bir karakter değil. Ya tabi ben bunu solo Noelle kesebilir miyim? Rahatlıkla keserim. E, herhangi bir şekilde ölmeden işte kalkanımla falan filan kesebilirim biraz dodge diyerek. Biraz dojlayarak dedim ve dojlayamadım. Ama mesela bundan gelen enerji partiküllerini işte Noel'le yakalayabilirim. Bundan böyle at gelen enerji partiküllerini Noel'le yakalarsam ultim daha hızlı dolacaktır. Gelen enerji partiküllerini hangi karakterlerle yakalarsanız onun ultisi daha hızlı dolar bunu unutmayın. Bunu unutmayın. Hemen şunu bir öylesine bir keselim. Ultimi açmayacağım bu sefer. Bu arada Shonlim de güçlü. Shonlim de iyidir. de severim. Hani şimdi gidip de e, Noelle Shonli'yi kıyaslamaya gerek yok. Niye ki gerek yok? Ya da Noelle Shilde, Noelle Dilu kıyaslamayı niye gerek yok? Noel 4 yıldız bir karakter. Ana amacı support olmak, ana amacı healer olmak. Ama sol tıkla 30k, hatta daha iyi kasarsanız 40k, 50k yapabileceğiniz karakterleri hani gidip de çöpe atmayın yani. İşte Fischl kasıyorsunuz. Sol tıkta 25k falan vuruyor yani. Düzgün kasarsanız işte. Şimdi şöyle bir şey var. Bu, bu kılıç gerekli mi? Hayır. White Blind var. Demirciden yapılan e, kılıç. White Blind var. Onu yaparsanız gayet rahat bir şekilde her şeyi dövebiliyor hale gelirsiniz. Yani oyunda kesemeyeceğiniz neredeyse hiçbir şey yok. Yani su boss'unda zorlanırsınız kesinlikle. Onu şey yapamıyorum. Geo boss'unu kesebilir misiniz? Evet. Elektrik boss'u zaten Şaka gibi olur yani Noel için. Herhangi bir şey işte elektrik bosunu falan filan ya da açık dünyada. Açık dünyada atıyorum şey keseceksiniz. Neydi onun adı? Bu bulutlardan keseceksiniz. Yani leyline yapacaksınız. Haritada gezmek için. Ölme derdiniz yok. Hani benim şonli oynama nedenim ne? Biliyorsunuz genelde yayınlarda şonli oynuyorum. Şon ee, iki sebebi var. Birincisi şonliyi çok seviyorum. İkincisi de... Ölme derdim çok olmuyor. Mesela Klee ile oynarken önceden Shonley çıkmadan önce Klee ile oynadım. Klee ile oynarken ölme derdim oluyordu. Yani ölüyorduk işte uğraşıyorduk bir sürü potarcılık falan filan. Shonley ile öyle dertlerimiz olmuyor. Shonley ile ne oluyor? Şunları yakalıp gıcık oluyorum bunlara. Ee, Şunli ile ne oluyor? En fazla kalkanın kalkanım bitti falan filan. Kendi dikkatsizliğimden ölüyorum yani. Şeyden öldüğüm çok nadirdir. Hop bu yaratıklara gidelim böyle kafamızı atalım. Ve de bir güzelliği şey olmuyor hani e, mesela bir karakteri geçip diğer karakteri geçersem ultim bozulmuyor. Mesela atıyorum Shield'de E'ye basıp geçerseniz ya da ne bileyim Hu Tao'ya basıp geçerseniz ultisi bozuluyor ya da işte E'si bozuluyor falan. Bunda öyle bir şey yok. Diluk da öyle mesela Diluk da bozulmuyor. Bunda hiçbir şeyi bozmadan rahatlıkla böyle şey yapabiliyorsunuz. Rahat rahat her şey bitti ha. Çok basit çok basit. Çok basit ultimizin de yarısı doldu eğer ki diğer karakterlere geçip element oluştursaydım o element partiküllerden rahatça yapılabilirdi. Şimdi videoyu bitirmeden önce e, Noel ile ilgili sol, son düşüncelerimi söyleyeyim. Noel kasmalı mıyız abi? C6 Noel'iniz varsa kesin kasın bakın kesin hani C5 C4 C3 C1 falan C1 Noel'iniz varsa healer olarak kasabilirsiniz. Hani C1 Noel healer olabilir. Ama e, C1 Noel'i DPS yapmaya çalışmayın. C6 Noel'iniz varsa DPS seve seve yapabilirsiniz. Hani mesela nasıl bir DPS? Atıyorum e, Shonli'niz var ya da ne bileyim Dilu'nuz var. Birinci DPS'iniz var ama e, Spire ikinci DPS'iniz yok. O zaman Noel mükemmel. Hem healer hem DPS hani. Mesela Shonli ile oynuyorum. Shonli ile oynarken işte canı azaldı falan filan. Shonli'nin canı pek azalmıyor da. ile oynuyorsunuz işte canı azaldı falan filan. Mesela şunla şöyle biraz dövsünler beni. Biraz dövün. Döv beni. Biraz canımı indirsinler. Biraz canımı indirin böyle. Ya da bunu indirin. Çok önemli değil. Şöyle'nin canı az görüyorsunuz. Bunun da canı az. Hop. Bakın şu anda yavaş can dolduruyor. Aynen şu an yavaş can dolduruyor. Ama ultiyi bastım. Hop. Her vurduğum can dolduracak. E ve ultiniz açıkken C1'de sürekli can dolduruyor ve şey gibi değil yani Barbara gibi falan değil hani 30k vururken canınız doluyor yani işte böyle 10k 20k vururken canınız doluyor hani DPS'ten biraz düşüyorsunuz evet hani atıyorum Sean Lidder, Diluc'dur bu tip karakterleriniz varsa DPS'ten biraz düşüyorsunuz ama şey değil yani hani öyle çok da düşmüyorsunuz rahatlıkla oynayabilirsiniz. Neyse Noel Noel'i yeterince övdüm. Bu herhalde Noel ile ilgili son videomuzdu. Ee, bir video serisini daha bitirdik umarım. Ee, bir sonraki video serisi ne olur bilmiyorum. Belki hani başka bir karaktere yaparız. Bu tip video serilerini seviyorum çünkü özellikle 4 yıldız karakterleri sizin oynamanızı istiyorum. Hani kendinizi <laughs> kaçırdım. Kendinizi 5 yıldız karakterleri şey yapmayın. Ee, köşeyi kaçırdım ve atladım aşağı. Kendiniz 5 yıldız karakterlere yöneltmeyin. 4 yıldız karakterlerle de aşırı güçlü komplar yapabiliyorsunuz. Hani atıyorum şu anda Shonli olmasaydı yerine atıyorum ceo Traveler'ı koyardım. Hani ana karakteri Geo olarak koyardım ve rahatlıkla e, oynayabilirdim. Noel tabii ki bu taşları da çok güzel kırıyor. Hiçbir sıkıntısı yok. Yani Noel'in tek sıkıntısı enerjili çarjı. Onu da yanınıza işte Sucrose gibi ne bileyim Bennett gibi enerjili çarjı ...yüksek böyle partikül oluşturma öğreni yüksek karakterler alırsanız... ...rahatlıkla yapabilirsiniz. Neyse videoyu uzattık ama... ...Noel sevgimi, Geo sevgimi e, göstermişim umarım. Bir sonraki karakter ne olur bilmiyorum. Bir daha bir Geo karakteri çıkarsa onu çekeriz. Ya da ne bileyim... E, ...belki Geo Traveler çekerim. Belki ne bileyim e, Albedo çekerim. Ya da baş, tamamen başka bir karakter çekerim. Belki Hu Tao çıkarsa. Hu Tao'yun böyle kasıyoruz videosu çekeriz. Bu kasıyoruz videolarının yararlı olduğunu düşünüyorum çünkü... Ee, siz de benle beraber karakteri kasıyorsunuz, nerede yanlış yapıyorum, nerede doğru yapıyorum. Siz hangi hataları yaparsanız bunları görmüş oluyorsunuz. Mesela ben en başta gittim o kadar uğraştım, Dissighting Bolide kastım ama Dissighting Bolide'dan sonra vazgeçtim. Ee, hani e, E'si olmuyor diye. Şu anda Gladiator kullanıyorum. Neyse arkadaşlar. Bir teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ee, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğenin. Yorum yapın. Yorumlar çok önemli. Abone olun. Abone olduktan sonra çana tıklayın. Çana tıklamanız da çok önemli. Hemen videolardan haberdar olursunuz. Çana tıklayınca etkileşimler daha fazla oluyor. Bu tip videoları sizin için çekiyorum. Ee, dediğim gibi ben, ben normalde Noel oynamayacağım. Ee, bu arada bu kadar kastıktan sonra oynarım, onu söyleyeyim. Bu kadar kastıktan sonra oynarım. Ama normalde ben Noel oynamayacaktım. Hani böyle bir içerik olsun diye, siz de bilgilenin diye. Noel hani, abi DPS'im yok demeyin diye. Gittik Fischl kastık, Noel kastık. Sizin için bunları yapıyoruz. Hani öyle e, üstünden de geçmiyorum yani gördüğünüz gibi. Uzun uzun anlatıyorum. Şey şey yapmayı sevmiyorum yani. Bunu tak. Bunu tak. Böyle yap. Böyle yap. Bitti. Bunu demek istemediğim için size böyle uzun uzun anlatıyorum. Öyle yaptığım videolar da var. Mesela Hu Tao videosunda öyle yapmak zorunda kaldım. Çünkü elinde Hu yok. Hu çıktığında daha güzel şey yapabileceğiz. Neyse arkadaşlar. Uzattım videoyu gene. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize iyi oyunlar. I am